sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Efendim, duydunuz zilin sesini. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, bu akşam üzeri radyo programımızda sizden bahsedeceğiz. Neler değişti kendinize dair, neleri değiştirdiniz? Ben eskiden şöyle şöyle şöyleydim, şunu 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 yapardım ederdim dediğiniz ne varsa onlardan bahsedeceğiz. Twitter, Instagram hesabı Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Ben eskiden konu başlığımız, etiketimiz, hoş geldiniz. Ben eskiden düzenli sabah yürüyüşlerim yapar ve haftada 3 günde reformer pilates yapardım. Şimdi ise canım evden çıkmak istemiyor. Açıkçası eski yaşamımı çok özlüyorum demiş Şermin Hanım. Serap Altun merhaba. Ben eskiden tığ gibiydim, şimdi tır gibi oldum demiş Hüseyin Bey. Ben eskiden çok dindardım, şimdi daha çok sorgulama içindeyim diyor Diyarbakır'dan Arya. Ben eskiden herkesin işine derdine koşardım. Hiç kıymetim bilinmedi. Artık iyilik yapmak bile gelmiyor içimden. Benden değerlisi yok demiş İzmir'den Zafer. Ben eskiden en az 70 kişinin telefon numarasını ezbere bilirdim. Şimdi 3 kişinin telefon numarasını zor hatırlıyorum. Ben eskiden Uber şoförüydüm, şimdi korsan taksiciyim. Ne demiş Sokrates? Yarattığınız sistem yüzünden serseriyim. 35 yaşında bir doktorum. 15-16 yaşındayken yatılı okurken senin sesinde gecelerimiz şenlenirdi. Bu kadar yıl geçmiş. Teşekkürler Doktor Emre. Emre Anakara. Oo, çok güzel bir teklif var efendim Bahadır'dan. Elimde bir tane boşta Cem Yılmaz stand-up gösterisi bileti var. Gösteri bugün İzmir'de. Saat 9'da izninle depresyonda ya da kalbi kırık olan bir arkadaşa vermek istiyorum. Hemen telefonunuzu not alalım. Yayına bekliyoruz sizi. Niye gidemiyorsunuz? Kalbiniz mi kırık? Ben eskiden bekar bir delikanlıydım. Şimdi yolunmuş horoz gibiyim demiş Şaban Bey WhatsApp'tan. Eskiden senden haberim yoktu, şimdi senin her sabah yürüyüşteyim demiş. Eskiden bir saat zor yürüyen ben, şimdi program bitene kadar yürüyorum. Hatun göndermiş Amerika'dan, iyi yürüyüşler. Ben eskiden 30 kilo fazlayla yaşıyordum, şimdi zargana gibi dolaşıyorum. Kilo alma ile hiç işim olmaz bundan sonra demiş Öznur. Ben eskiden Türkiye'de yaşarken Avrupa'da yaşayan Türklerin birlik beraberlik içinde olduğunu zannederdim. 20 yıldır Avrupa'dayım. Birlik beraberlik bir tarafa, kutuplaşma, birbirinin arkasına iş çevirme, mezhepçilik, ırkçılık, hepsini gördüm demiş Ali. Ben eskiden gençtim, bekardım. Çalıştığım yerde yanlış bir şey gördü, dilimi tutamaz söylerdim. Yine bir gün üniversitenin Bahar Şen'de Funda Arar konseri vardı. Oraya nasıl izin alırım diye düşünürken bir olay gerçekleşti. Ben yine dilimi tutamadım. Patron da beğenmezseniz gidersiniz dedi. Ben de gittim demiş. İşten ayrılıp konsere gittim. Kerem. Ben eskiden çekingendim. Bugün istifamı verdim. Pazartesi daha iyi şartlarda başka bir işe başlıyorum. Çok mutluyum demiş Barış. Ben eskiden çok güzel giyinirdim. Şimdi bir pantolon, bir bluz. Ankara'dan Ayhan. Ayhan Hanım. Ben eskiden hırsızdım. Şimdi ise tam bir beyefendiyim demiş. Aa. Ben eskiden...
Ümraniye'den bekardım. Bütün hayat güzeldi. Ümraniye'den Cem. Ben eskiden tahammül sahibiydim. Artık dayanamıyorum. Çabuk sinirleniyorum Esra. Ben eskiden simitçinin geçmesini bekler simit alırdım. Şimdi dışarıdan bir şey almaya korkuyorum Mustafa. Ben eskiden pandemiden önce futbol, basketbol maçı, sinema, tiyatro gezerdim. Şimdi korkudan işten eve, evden işe Mehmet Yıldız. Ben eskiden veresiye nedir bilmez asla almazdım. Sormak bile ayıp gelirdi. Şimdi veresiye olmazsa halimiz harap demiş Ömer Twitter'da. Ben eskiden İzmir'de yaşardım. Şimdilerde ise Van'da yaşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar demiş. Van da güzeldir Ahmet Bey. Ben eskiden evli ve mutsuzdum. Şimdi bekar ve mutsuzum. Ama en azından başkasının mutsuzluğu ile ilgilenmiyorum. Hatta boşandığım gün senin yayınına katılmıştım diyor Ozan Bey, öyle mi? Ben eskiden bekardım, çapkın bir bekardım. Şimdi evliyim ama gönlüm hovarda demiş. Uğur. Kimin uğruysa artık. Ben eskiden ekonomiyi sevmez, bilmez, anlamazdım ve mutluydum. Şimdi 38 yaşımda ikinci üniversite olarak ekonometri okuyorum. Bir şeyler öğrendim, anlamaya başladım ve çok mutsuzum demiş. Bilmemek mutluluktur Neslihan Hanım. Mesela devalüasyon ne demek biliyor musunuz? Ne olursa devalüasyon oldu deriz. Bilenler el kaldırsınlar. Şey diyebilir miyiz kabaca, Neslihan Hanım, hani ekonomi eğitim alıyorsunuz ikinci üniversite. Yarın belki göç var. Bir ülkenin resmi parasının, para biriminin diğer ülkelerin parası karşısında değer kaybetmesi ya da değer kaybettirilmesi. Diyebilir miyiz? Mesela dolar karşısında, euro karşısında ezim ezim ezilmesi. Hatta Afganistan'ın para birimi karşısında bile değerini kaybetmesi diyebilir miyiz? Ben eskiden günde 2 paket 24 yıl sigara içen biriydim. Şimdi 6 yıldır sigara içmeyen sağlıklı mutlu biriyim. Tebrikler Ahmet Bey. Ben eskiden müzisyendim, şimdi ise servis şoförüyüm demiş Gürbey, göndermiş WhatsApp'tan. Efendim, müzisyenliğinizi yerimize sürdürebilirsiniz dilerseniz. Açız. Kapın enstrümanınızı, gelin. Sizi dinleyecek birilerini buluruz. Halil 8 yaşında, eskiden ödev yapmayı sevmiyordum, artık çok seviyorum demiş. Merhaba Zeki Bey, merhaba efendim. Ben eskiden alışverişlerde pazarlık yapmazdım, utanırdım. Şimdi satıcıyı illallah ettirene kadar pazarlık yapıp alacağım ürünü cebimdeki paraya göre ayarlıyorum. Hayat pahalılığı bizi nerelere getirdi? Mersin'den Derya Hanım. Psikolog Özlem Hanım göndermiş. Geçtiğimiz günlerde sohbet etmiştik. Ben eskiden danışanlarımın terapi başvuruları esnasında aldığım terapi ücretini çok rahatlıkla söyleyebilirdim. Şimdi ise ekonomiden dolayı bu ücretleri talep etmeye utanır hale geldim. İşlerini kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum ama boşa koyuyorum olmuyor, doluya koyuyorum almıyor demiş. Özlem Okur. Ben eskiden dikiş makinesiydim, şimdi evliyim demiş. Dikiş makinesi? Eskiden otomobil kullanırken adresini bilmediğim yerlere gidemezdim, çekinirdim. Şimdi ise navigasyonlar sayesinde istediğim her yere gidebiliyorum. Funda Hanım göndermiş efendim. Dün gece yayında bir Ankara havası çalmışsınız. Arkadaşlar bugün anlatıp durdu ama. Dinleyebilir miyiz demiş. Efendim, aslında onu yayınımıza katılan beşli bir grup vardı. Onlar söylediler, ıslak hamburger ısmarlandı kendilerine. Ben de kendileri sayesinde keşfettim ama bulursam çalayım. Neydi, fıldır fıldır bir şeydi. Dün gece bizimle olanlar hatırlıyorlar. Araba kullanmak eskiden beni çok mutlu ederdi ama artık bu trafikte araba kullanmak beni çıldırtıyor demiş. Yaka değiştirmek 2 saat sürüyor Furkan. Bir yerimde yaprak, elimde mızrak dolaşıyordum. Şimdi evimde buzdolabım, fırınım var demiş Aykut. Ne güzel efendim, ne güzel. Neden veya niçin beni canlı yayına almıyorsunuz? Ben pişmiş aşınıza su mu kattım acaba? Efendim, belki de tavuğumuza kış dediniz, bilmiyorum Rıfat Beyciğim. Hangi numarayı aradığınızda almadık efendim?
0216 987 52 32. Belki sıra gelmemiştir. Ben eskiden alışveriş sepetini çocuklara verirdim, her şeyi alırlardı. Şimdi alışveriş yapmaya korkuyorum. Mersin'den emekli Cemal. Zeki, seni dinlerken bir taraftan revani yapıyorum, terapi gibi. Yani ben eskiden de böyleydim, şimdi de böyle. Ben eskiden tüpü 70 liraya satar, para kazanır, ev geçindirirdim. Şimdi 165 liraya tüp satıyorum müşteriye. Fiyat söylemeye utanıyorum ve evimi zor geçindiriyorum demiş. Tüpçü Cem. İzmir'de resmen sel var ve trafikteyim ama öyle bir şarkı açtın ki sağa çekip oynayacağım. No manita, no dırdır. Bunca yıllık Ankaralıyım, böyle şarkı duymadım. Valla dün gece yanımıza katılan bir gruptan öğrendik biz de. Bu arada bir dinleyicimiz mont yapmış. İlhan Bey, bu montu siz mi yaptınız? Güzel güzel. Sadece fermuar kısmı biraz böyle parlak olabilir. Bir de yaka kısmını, ceket yakası gibi değil de, onları kaldırırsak tamamdır. Bence güzel olmuş. Elinize sağlık. Bu arada liseden beri seni dinliyorum ama hala seni dinleyip kıkırdıyorum. Yaşasın Zekirdek demiş ve az önce Anga arabasıyla oynayan dinleyicimiz efendim videosunu da göndermiş. İyi eğlenceler. Ya ne kadar güzel oynayanlar olmuş. Zeki, çal çal oynayalım. Bu da çiftçi emekler annem demiş. Bakayım. Evet, video göndermişler. Annemiz çok güzel oynuyor. Tabii şarkıyı duyamıyorum. Muhtemelen kulaklığında. Selamlar, ellerinden öpüyoruz. Ben eskiden evliydim. Fakat bugün itibariyle boşandım. Bugün boşanan ikinci dinleyicimiz. Var mı efendim başka boşanan? Çocuklarımla yeni bir hayata başladım. Isparta'dan Ramazan. İngiltere'de Esra oynarken fotoğrafını göndermiş. İyi eğlenceler Esra'cığım. Geceden beri no manita no dırdırı söylüyorum. Ya güzel, ya güzel. Biz yeni keşfettik. Ben eskiden yalnız çalışıyordum, şimdi bir çırağım var demiş. Tatlı bir köpek fotoğrafı göndermiş bize. İsviçre'den galiba. G nokta sağlam. Ben eskiden Türkiye simülasyonunda hayatta kalmaya çalışıyordum. Şimdi kurulu düzen ve hayattan zevk alarak yaşayan birisi oldum demiş. Almanya'dan Saffet efendim kurulu düzene geçmiş. Ben eskiden bekardım, şimdi de bekarım ama güzel kadınların yanında çirkin erkekleri görünce bu beni üzmeye başlıyor. Tabii bir de toplum baskısı var demiş Mehmet Yıldız. Twitter'dan. Birazdan dinleyicilerimiz burada olacaklar efendim. 0216 987 52 32. Ben eskiden şöyle şöyle şöyleydim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız. Cut. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Ben eskiden şunu 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 yapardım ederdim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Bakalım kim burada? Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim tanıyalım. Ben Mahmut Bahadır, 26 yıllık. Hoş geldiniz Mahmut Bey, ne yapar ne edersiniz? İnşaat mühendisiyim, İzmir'deyim. Harika. İzmir'de bugün bayağı bir yağmur varmış. Evet, doğru. Evet. Siz ne durumdasınız? Ben şu an evimdeyim. Evet, peki. Bir sabah çıkmıştım. Dedikleri gibi var yani. Yollar, sel durumu var. Peki. Buyurun, ben eskiden. Ha evet, konumuz. Ben ama bilet için bağlanmıştım ama ben eskiden... Ha siz konuştum. Bilet, Cem İlmaz evet. Gösterisiyle biletiniz vardı. Evet. Gidemeyecektiniz. Evet. Bunu paylaşmak istiyorsunuz değil mi? Şöyle, benim iki tane biletim vardı. Bir arkadaşım gelemeyecek. Annesi rahatsızlandığı için. Ben de onun yerine en azından kafamı dağıtmak için almıştım zaten. Benim gibi kalbi kırık, kendini mutsuz hisseden... Sizin kalbiniz niye kırık efendim? Hem şeyden dolayı, sevgilimden dolayı, sevgilim beni terk ettiği için. Aa, evet. Ondan dolayı evet. Evet, peki. Efendim bu akşam mı bilet?
Şey, bu akşam mı oyun? Evet evet, bugün. Bugün saat 9'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Evet. Peki efendim, o zaman şöyle yapalım. Ben akşam 9'da giderim, uygunum diyen varsa İzmir'den biz arasın. 0216-987-5232 0216-987-5232 ya da yazabilir de WhatsApp'tan 0532-172-5232 0532-172-5232 efendim. Bakalım ilk kim arayacak ve bileti kime vereceğiz. Bugün 9'da oyun iptal değil yani, değil mi bu arada? Hayır değil. Ben iptal olur mu diye düşünmüştüm ama edilmedi. Mesaj gelmedi herhangi bir şey. Peki. Peki sizin var mı? Ben eskiden şöyleydim, şimdi böyle bir sevgilinizden ayrılmışsınız. Evet, ben yani sevgilim dediğim bir katkısı olmadı mı? Ben eskiden daha içine kapanık bir insandım. Daha böyle asosyal bir insandım. Şimdi eskiye nazaran daha iyiyim. Özellikle mesleğe atıldıktan sonra, çünkü şantiye şefliği yapıyorsunuz, saha mühendisliği yapıyorsunuz, birçok insanlarla diyalog halinde oluyorsunuz ve bunu bir şekilde yapmanız lazım. Bir insan yönetimi söz konusu ve insan ilişkileriniz iyi olması lazım. Ondan dolayı nasıl diyeyim, herhalde şey, argo tabiri yırtıldım mı diyeyim, hani genelde öyle diyorlar ya, öyle bir şey söz konusu. Biraz daha artık sosyalleşmeye doğru gidiyorum. Peki. O değişikliğin var. Sosyalleşmeye abi doğru gidiyorsunuz. Şimdi bilet için bize ilk ulaşan dinleyicimizi alıyoruz Zeyna. Evet. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir efendim? Can. Can Bey, merhaba efendim. İlk siz ulaşmışsınız ve bu akşam 9'da müsaitmişsiniz. Ben gidebilirim demişsiniz, değil mi? Evet. Evet efendim, peki. Öyleyse beyefendinin telefon numarasını not alınız. Mahmut Bey İzmir'de. Tamam. Kendisi inşaat mühendisi. Mahmut Bey, hattan alıyorum. Bekleyeceksiniz orada. Tamam. Tekrar dönüş yapacağım. Telefonunuzu verin Can Bey, olur mu? Peki tamam, olur. Lütfen not alın beyefendi. Evet, şu an yayına çıkmıyor sesiniz. Peki efendim, bakalım. Evet, peki. Şimdi bir duyurumuz da olacak, telefon numarası alındıktan sonra duyuralım. Tamam mıdır acaba? Galiba tamamdır. Bu arada rica ederim. Fakat şöyle bir mesaj var. 15 Ekim tarihinde gerçekleşmesi planlanan Cem Yılmaz gösterisi hava muhalefeti nedeniyle 31 Ekim pazar saat 21'e alınmış. Haberiniz olsun. Satın alınan biletler yeni tarihinde geçerli olacaktır deniyor. Anladım. Tamam. 31'inde tamam, gidersiniz birlikte. Tamamdır. Peki. Tamamdır. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Sağ oluruz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Mahmut Bey de gitmezse biz eşimle gidebiliriz mesajı gelmiş efendim. İzmir fena, trafik kilit demiş dinleyicimiz, video göndermiş. İzmir'den yağmur sesleri. Evet efendim, İzmir'de silecekler yetişmiyor, gelen videoda bunu görüyoruz. Ben eskiden dünya mutfağında çalışıyordum. Şimdi ise 3 keçi bir de köpek bakıyorum Şevval Hanım. Ben eskiden 56 kiloydum. Şimdi çok kiloluyum. Bir günde bir evi iğne deliğine kadar temizlerdim. Şimdi evden yalandan süpürüyorum demiş efendim. Evi yalandan süpürüyorum. Makbule Hanım Twitter'dan. Efendim bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz. Siz eskiden ne yapıyordunuz, nasıldınız, ne değişti sizde? Ben eskiden şöyle şöyleydim, şunu şunu yapardım ederdim dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216-987-5232 canlı yayın numarası. 0216-987-5232 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Ben eskiden şöyle şöyle şöyleydim, şunu 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 yapardım ederdim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Ne var sizde değişen alışkanlıklarınızda, davranışlarınızda, bakış açınızda? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba, buyurun tanıyalım. Hamit ben, 28 yıllık İstanbul'dan. 28 yıllık Hamit. Ne yapıyordunuz eskiden? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben eskiden. Buyur.
Abi eskiden daha çok dükkanlara, AVM'lere giderdik. Şimdi artık her şeyi internetten tedarik ediyoruz. Ha, internetten alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Peki, bu pandemiyle beraber daha da çoğaldı. Alışveriş alışkanlıklarınız değişti. Peki ben şunu merak ediyorum. Ben bir sipariş verdiğim zaman, ki bugünlerde bir ürünle ilgili sipariş verme aşamasındayım ki muhtemelen yayın sonrası sipariş vereceğim. Fakat öte yandan hani 3-5 biraz daha fazla internetten galiba araştırma da yapabiliyorsunuz. Nerede daha uygun, evet, nerede daha ucuz diye. Bununla ilgili platformlar da var. Fakat o yolda geçen 3-5 günlük kargo süreci, bir an evvel ürüne kavuşma isteği, telaş, bazen bunu göz alıp ya boş ver gidip alayım dediğiniz oluyor mu? Nasıl oluyor? Bir de şunu çok merak ediyorum. Yani şimdi ürün geliyor ama nasıl geliyor, işte bazen nasıl davrandıklarını görüyoruz kargo firmalarının. Özellikle Türkiye'de bir kargo problemi olduğunu düşünenlerdenim ben. Evet. Bu bazen acele ettiriyor mu size? Bazen, ama çoğunlukla da şunu düşünüyorum abi. O AVM'ye gidip, o AVM'ye giderki yolda daha trafik, dönüşte bize trafik. Hı hı. Bir de gittik, hanım o dükkana baktı. Hanım bu dükkana baktı derken... Yani ben... Benim için o 3 günlük kargo gayet iyi oluyor. X almaya gidiyorum ama Y ve Z ile de geliyorum. Hiç planda olmayan alışverişler yapıyorum diyorsunuz. Evet, evet. İnternette en azından ne, yani ne ihtiyaç varsa onu. Peki alıyorum. İnternet alışveriş yaparken şu olmuyor mu? Onu alan bunu da aldı var altında. Şimdi canlıda görmeyince şöyle oluyor. Diyor ki ya buna bu para mı verelim? Evet. Ama canlı da görse belki onu da yaptırır. güzelmiş. Var mı efendim bu anlamda alışveriş alışkanlıklarını değiştirenler? Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayağan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Peki ne kadar sıklıkta alışveriş yaparsınız? Haftada bir 2-3 kargomuz oluyor. Oo, güzel. Evet, peki irili ufak bir. Kargo geldi, buldu, bulamadı, bunlar tedirgin ediyor mu? Bekliyorsunuz, evden çıkmadığınız oluyor mu? Yani evden çıkmayıp beklediğiniz, ya gelecek çıkmayan planlarınızı değiştirdiğiniz oluyor mu? Ya mümkün mertebe ofiste söylüyorum ki, eve söyleyince, çünkü kapıyı çaldık bulamadık çok fazla. Bir video var, kapıyı çaldık bulamadık, evet. Hep o aynı yalan, bir de değişmiyor da yalan yani. Başka bir şey olsa. O belki bazıları gerçekten kapıyı çalıp bulamıyorlardır, o da olabilir yani. Ya o da işte 40 yalancının arasından bir doğrucu kayboluyor. Yok, elimizde öyle bir istatistik veri yok ama yani bununla ilgili mağdur olanlar var, evet, onu biliyoruz. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. İyi akşamlar, sağ olun. Ben de dün internetten hırka aldım, beden tablosuna ölçülere bakıp kendim ölçüp satın aldım. Bugün de yola çıktı demiş Barış, göndermiş efendim WhatsApp'tan. Ben iş yerinin adresini verdim, kargo geldik yoktunuz dedi. Ben internette ürünleri favoriler alıyorum, fiyatların düşmesini takip ediyorum. Bu da bir aktivite demiş Mehmet Bey. Bir tişört üretmek için 150 litre su gerekiyormuş. Gardıroplarımız birer baraj aslında demiş Yunus Bey. Selam Zeki, sorabilir misin doktora gitmeden dinlendirici gözlük alınabilir mi demiş Emre İstanbul'dan. Tabii buna göz doktorlarımız yanıt versinler. 0216 987 52 32 0216 987 52 32. Ben eskiden güzeldim, şimdi daha güzelim demiş Zeliş. Ben eskiden özgürce tweet atardım, bugün ifade vermeye gittim diyor Zeus'un damadı Twitter'dan. Dinlendirici gözlük diye bir şey yok mesajı gelmiş efendim. Turgay Bey göndermiş. Göz doktoru musunuz efendim? Bizim kargocular geldik bulamadık dediler. Tartıştık, artık kapının ve zilin fotoğrafını çekiyorlar demiş. Şadiye Hanım göndermiş efendim WhatsApp'tan. Pekala dostlar, bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra geliyoruz. Ben eskiden şöyleydim. Şunu şunu yapardım ederdim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayının numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Ben eskiden şöyleydim. Şunu 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 yapardım ederdim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Az önce internet üzerinden alışverişler. Hamit Bey'in tercihimiz bu yönde oluyor. Bizim için daha ekonomik. Aynı zamanda eşim AVM ya da bir dükkana gittiğimiz zaman hiç ihtiyacımız olmayan bir şeyleri de almak durumunda kalmıyor demişti. Ardından kargo ile ilgili yaşanan sorunlar, işte eve geldik bulamadık,
Muammer Bey, kargocular adına cevap hakkını kullanmak durumundaymış efendim. Muammer Beyciğim, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim, mesaj göndermişsiniz. Ben kargo ajantasıyım, İzmir'deyim. Evet. Geldik bulamadık, evde yoktunuz gibi konular artık yok diye bize ulaşmışsınız. Ne var efendim, ne oluyor? Yani bu geldik bulamadık yoktunuz bir şehir efsanesi mi? İlla ki devam ediyor. Ama rekabet arttığı için şirketler artık hem teknoloji kullanma adına bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Hı hı. Bu da şöyle oluyor. Çalışan kişiler, dağıtıma çıkan kişilere belli bir teslimat oranı olması gerekiyor. Hı hı. Bu teslimat oranını altında kalanlar gerçekten hani evde bulunmayan kişiler vesaire, bunlar illaki oluyor. Hı hı. Ama bunların gerçek olup olmadığını kargo firmaları az çok biliyor. Çünkü sürekli o bölgede dağıtıma çıkan kişiler... Bunu kargo acenteleri, şubeler takip ediyor. Hı hı. Onun için de kargo bu teslimat oranı düşük olan kişilerle, yani art niyet olan kişiler, işte her sektörde olduğu gibi, hı hı, işini iyi yapan ve kötü yapan kişiler illaki oluyor. Hı hı. Bu işini kötü yapan kişiler artık bu şekilde eleniyor. Hı hı. Rekabet de arttığı için, hı hı, kargo firmalarında artık benim de şu anda çalıştığım kargo firmasında daha 2 gün önce başladı. Sürekli biz bölgede, dağıtıma çıktığımız bölgede sürekli saat başı uyarılıyoruz. İşte mesela gideceğimiz adreslere 4-5 adres, 6 adresi seçiyoruz. İşte bir saat içinde adresinize geleceğiz diye mesajlar gitmeye başlıyor. Bu sürekli artacak. Yani rekabet anlamında sürekli teknolojiyi kullanmadığınız sürekli yenilikler gelecek. Peki gittiğinizde evdeyken ki bilir ne hikayeler yaşıyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz. Tabii, tabii. Kapının tabii açılmadığı, telefonun açılmadığı, ürünün iade edildiği. Ya tamam, şimdi hadi kargo firmalarına tepkisi olanlar var da bizden siz neler görüyorsunuz? Biz neler yapıyoruz size? Şöyle oluyor, ben mesela kapıya geldiğimde zili çalıyorum. Bazı kişilerin zilleri çalışmıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Kapıya yani, vuruyorsunuz böyle bir durumda, tak tak tak. Evet. Ya müstakilse tabii ki vurabiliyoruz ama apartmanda dış kapıya vurmamız mantıksız. Evet. Çünkü duymayacak. Orada şey bekliyor musun? Apartmandan biri çıksın da biz içeri girelim falan diye beklenmiyor herhalde. Bazı durumlarda bekliyorum. Bazı durumları beklemiyorum. Çünkü yukarı kadar çıkacağım. Kişi adeste mi değil mi onu bilmiyoruz. Bu sefer bize vakit kaybı olacak. Ben dış kapıyı çaldığımda kapı açılmadığında hemen telefonla müşteriyi arıyorum. Müşteri de yine telefonla açmıyorsa bu sefer mesaj atıyorum. Çünkü müşteri yabancı kişilere açmıyor. Bazı kişiler bunu yapıyor. Buna da hak veriyoruz. Ama işte bunlar hep bize zaman kaybı. Evet. Zaman kaybı olunca bu sefer belli bir adet dağıtmamız gerekiyor. Çünkü o adeti dağıtamadığımızda o gönderiler ertesi güne kalıyor. Ertesi güne güne kalan gönderilerle beraber biz iş yükümüz artıyor. Bu sefer sektörde kalitesizlik meydana çıkıyor. Evet, peki. Genelde kanayan bir yara kargo firmaları. Tabii teknolojiden istifade ederek bu düzelir mi ne olur bilmiyorum ama mesela ben kendi adıma söyleyeyim, bir vatandaş olarak bir ürünün teslimatı ile ilgili, nerede olduğu ile ilgili bundan bir süre öncesine kadar düzelmeler sağlandığını bilmiyorum. Arıyorsunuz, telefon asla açılmıyor. Siz diyorsunuz ya, vatandaş arıyoruz, numarayı tanımadığı için açmıyor. Yani biz bir kargo firmasını aradığımız zaman bizim telefonlarımız açılmıyor mesela. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz ama tabii rekabetin had safhada olması belki bunları düzeltmiştir ya da düzeltecektir. Bir de şunu sormak istiyorum. Bazen ajantanın önünden geçiyoruz, orada işte dağıtımın yapılacağı bir yerden. Orada kamyona atılırken, işte onlar merkezden gelirken, ajantaya bırakılırken böyle yerde bir yığın oluşması, onların gelişi güzel atılması, bununla ilgili sosyal medyada dolaşan videolar var. Denk gelmişsinizdir siz bu duruma. Mutlaka, mutlaka. Ya bu her yerde böyle midir, yoksa nazikçe de ürünlerin indirildiği olur mu? Dikkat kırılır, kırılacak uyarıları ciddiye alınıyor mu gerçekten? Dikkate alınıyor gerçekten ama diğer bahsettiğiniz kargo firmalarından ziyade işte sektörde rekabet arttığı için
birçok artık kargo firması var. Hı-hı. Bazı kargo firmaları da o bahsettiğiniz yol üzerinde gördüğünüz kargo firmaları gibi değil. Bazı kargo firmaları sadece teslimat odaklı çalışıyor. Biz misal bazı gönderileri dağıttığımızda o gönderin bir gün sonra yine aynı müşteriye ben tekrar kargo verdiğimi biliyorum. O müşteri o kargoyu iade edeceğini söylüyor. Ama biz sadece teslimat odaklı olduğumuz için sadece teslim ediyoruz kargoyu. Anladım. Bu şekilde şirketler çok. Bu sayıda şirketler çok olduğu için de asla şey olmuyor. Diğer görüntüler olmuyor. Çünkü kurumsal firmalar olduğu için kameralarla takip ediliyor. Her yer, bütün depolarda kamera var. Bölge müdürleri, depo şefleri bunları titizlikle takip ediyor. Yani dediğiniz gibi, lafın başında da söylediğimiz gibi sektörde gerçekten rekabet arttığı için müşterilerin şikayetleri dikkate alınıyor. Bunun içinde çalışmalar yapılıyor. Evet, hanımefendi diyor ki aslında sistemimiz kargo firmasındaki kuryelere değil, onların iş yükünün farkındayız ama firma ya o iş yükünü yetişecek kadar kurye çalıştırmalı ya da o sayıda kurye ile yetişemeyeceği yükün altına girmeyip teslimat sözü vermemeli demiş mesela bir dinleyicimiz. Doğru, bazı durumlarda şöyle bir şey oluyor, bu kargo dedim ya, kargo firmalarının çalışma sistemleri değişik. Yani biz diğer kargo firmaları gibi değiliz. Hı-hı. Onlar maaşlı elemanları var. Ama diğer bahsettiğim diğer o kurumsallar, hani isim vermek istemiyorum tabii ki. Hı-hı. Bazı kargo şirketlerinde de nasıl diyelim, maaşı değil işini yaptığı kadar parça başı. Parça başı. Hı-hı. Evet, yani tabiri caizse parça başı denen sistemle çalışıyorlar. Böyle olduğu için de sayı garantisi asla verilmiyor. Sayı garantisi verilmediği için bu durumlar. Hani sayı, ben yanıma bir eleman alıp onu dağıtamam. Bir gün daha bulabilirim o şekilde bir personel yoğun çalıştığımızda. Ama ertesi gün işte bugün bana 100 tane gönderi geldiğini diyelim. Ama yarın da 100 tane gönderi geleceğin garantisi yok. Evet. Yarın 50 tane de gelebiliyor. Ama 150'ye de çıkabiliyor. Evet. Bu durumlarda biz çalışma saatlerimizi çalışma saatlerimizi ben bazı durumlarda kendim ajant olduğum halde akşamları 9-9.30'a kadar dağıtım yaptığımı biliyorum. Evet efendim, peki. Zor iş yani, bir sistemsizlik var. Evet. Bizim de var, belki bizim de vatandaş olarak ne bileyim işte kapıyı açmama vesaire gibi durumlarımız var. Şimdi dinleyicimiz göndermiş mesaj, diyor ki yani geliyor diyor kargo firmasından yetkili, biz yukarı çıkamayız, siz aşağı inin diyorlar. Diyor. Şimdi tabii kalkıp bütün sektörün sorunlarını sizin üzerinize yıkamayız ama çeşit çeşit firmalar ve çeşit çeşit sorunlar var. Yapanlar var. Türkiye'deki en önemli problemlerden birisi kargolar. Yani bir araştırma yapılsa memnuniyetsizlikle ilgili yani bunu görürüz. Etrafımda mutlu olan çok az insan var kargo firmalarıyla ilgili. Ya bu da şeyden, sektörün kalitesizliği şeyden kaynaklanıyor. Tabii ki maddiyattan kaynaklanıyor. Az çalışanla çok iş yapmaya çalışmak. Bir kişinin işini iki kişiye yıkma durumundan kaynaklanıyor. Hı hı. Gerçekten efendim örgütlenin, hakkınızı arayın, eylem yapın. Yani bunun için ülkenin şartları pek uygun değil. Peki. Yani biz bunları yaptığımızda işimizden olduğumuzda bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler var. Evet. Ailemiz var, çocuğumuz var. Beni tercih etmezse bir başkasına verilecek diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Peki. Çok teşekkürler. Aynen. Görüşmek üzere. Çok kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyiler. Sağ olun. Evet, dinleyicimiz de benzeri şeyi söylüyor. Kargo firmaları az kişiyle çok iş yapmaya çalıştığından böyle sorunlar oluyor. Yoksa eleman sayısı artsa tıkır tıkır yürüyecek işler demişler. Hayırdır Zeki, robot süpürgeyi almaya karar verdin mi? Hala araştırıyorum efendim. Kafam o kadar karışık ki robot süpürgelerle ilgili. Birinde o var, diğerinde yok. Öbüründe olan birikinde yok falan. Belgesel seyreder gibi YouTube'da robot süpürge videoları seyrediyorum. Emekliyim, neredeyse 24 saat evdeyim ama kargo şirketinden gelmişler, evde yokmuşum, şaka gibi diyor Ayhan Bey. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz ama aranın öncesinde dur, bir yarışma yapmamız gerekiyor. Size şahane bir oyun davetiyesi vereceğim. İstanbul'da olanlar el kaldırsınlar. 20 Ekim Çarşamba günü uygun olanlar da
Efendim 20 Ekim saat 9'da Harbiye açık havada Ölün Bizi Ayırana Dek oyununa davetiyemiz var. Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz ve Volkan Aktan'ın yer aldığı bu şahane komediye davetiyemiz var. Kaç kişiye vereceğiz? 5 çifte verebiliyoruz. 5 çifte. Ben gidebilirim diyen 5 çift. Adınızı soyadınızı yazmanız yeterli. Beraberinde ben gidebilirim de diyebilirsiniz. WhatsApp'tan alabiliriz 0532 172 52 32 0532 172 52 32 20 Ekim Çarşamba Harbiye açık havada saat 9'da Ölün Bizi Ayırana Dek Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Volkan Aktan. Ben gidebilirim deyip WhatsApp'tan isminizi soy isminizi gönderebilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 52 32 reklamlardan sonra geliyoruz. Bu akşam üzeri konumuz ben eskiden şöyle şöyle şöyleydim artık değilim yani değiştim. Dediğiniz ne varsa buyurunuz bekliyoruz. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Ölün Bizi Ayırana Dek 20 Ekim Çarşamba saat 9 Harbi Açık Hava oyuna davetiye kazananları açıklıyorum. Çift kişilik Cemal Albayrak, Ömer Göker, Adil Orçunkaya, Yıldız Çağlayan, Arzu Yasemen. İyi eğlenceler diliyorum efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba, tanıyalım. Ben değil mi? Duygu ben. Evet evet, siz Duygu, buyurun hoş geldiniz. Ne yapar ne edersiniz Duygu? Ne yapayım? Ya konumuza katılmak istedim. Tabii biraz tanıyabilir miyiz? Ben bir kez davetiye de kazanırım zannetmiştim ya. WhatsApp'tan yazamazdım. Araba kullanıyordum. Hadi. Halbuki şu ölülerin nasıl ayırdığını insanları çok merak ediyorum da. O zaman, bir türlü izleyemedim yıllardır. Ne yapamadın yıllardır? Bir türlü yani yıllardır gidemedim. Yani bana yakın yerlerde de çok gösterisi gösterildi bu oyun. Ama evet. Ben maalesef gidememiştim. Neyse. Gidebiliriz. 20 Ekim'de de boştum ama. Tamam, biletler Bilet X'te. Doğru. Evet. Davetiyeli gitmek belki daha iyi ayırırdı hani. Ama 5 kişilik kontenjanım vardı, verdim maalesef. Tamam. Peki. Tamam. Ben eskiden şöyle şöyleydim dediğiniz ne var acaba? Buyurun. Ya Zeki, ben hala aslında öyleyim. Ben insanlarla tanıştığımda, tanışırken isimlerini öğrendiğimde o isimleriyle değil de ya o ismin yakını olan bir şey ya da kafamda o insanları biçtiğim isimle onları kodluyorum ve maalesef öyle hitap ediyorum. Mesela? Mesela bence bu bende şeyle başladı. Böyle bir 15 sene önce falan, belki de bakayım 2003. Bir çocukla tanışmıştım çalıştığım yerde. İsmim Miraç demişti. Ben de ilk defa duymuştum o ismi. Hı hı. Ama ona Kandil diyordum. Hı hı. Kandil derken de aslında beynim ona Dingil diyordu. Yani hani nasıl diyeyim, Kandil de diyordum ama bir taraftan da Dingil diyordum. Öyle öyle tanıştığım herkese ben böyle kendim kafamdan bir şeyle ilişkilendirip. Ayıp ediyormuşsun ama yani bunu yaparken, ama tabii kendi içinde yaşadığım bir şeymiş. Mesela bana ama, ne diyorsun? Sen zaten Zekirdek'sin ya. Ha, bana da Zekirdek diyorsun. Evet. Peki birisiyle tanıştın, adı Arda, ona ne diyorsun? Niye Arda olmuyor? Arda olarak kalamıyor mu hafızanda? Yok, o an tanıştığım anda bana hissettirdiği duygu, o Arda deme şekli ya da o Arda kelimesinin bende daha öncedenki etkisi, hepsi birleşiyor. Hı-hı. Ben o Arda olan kişiye başka bir şey diyeveriyorum. Yani bana nasıl yaklaştığına göre değişir de diyorsun öte yandan, öyle bana mi? Bana nasıl yaklaştığına göre değil de o kendisi nasıl birisi olduğuna göre değişiyor. İlginç. Yani sonuçta bana nasıl yaklaştığı da onun nasıl birisi olduğundan kaynaklı ya. Hı-hı. Başkasıyla tanışırken de mesela ismini söylerken Arda dese birisi, hı-hı, ben mesela ona ha diyebilirim mesela. Anladım. Neyse, eskiden böyleymiş. İyi ki bırakmışsın bunu. Hala öyleyim. Ha, öylesin abi. Ben eskiden olduğu için konumuz eskiden böyleydin zannediyorum. Evet, ben ama eskiden de öyleydim, hala da biraz böyleyim ama insanlara bunu söylemiyorum. Ama birisi bana Ayşegül'ü anlatsa mesela, ha şey Hatice, ben kafamda öyle diyorum. Evet. Hiç destek aldınız mı hayatınız boyunca, psikolojik destek aldınız mı?
Ya başka konularda aldım ama henüz buna sıra gelmedi. Yok yok, genel olarak aldınız, bunu merak ettim. Aldım. Aldınız. İyi yapmışsınız efendim. Çok iyi yapmışsınız. Evet, çok iyi yapmışsınız. Peki. Kendi ismimi doğru söylüyorum en azından ya. Evet, mesela ben olsam şimdi isminizi hatırlamıyorum. Patavat Nur derdim size. Anladınız beni. Çok patavat bir yaklaşımınız var. Aynen öyle. Evet, doğru. Yani ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Sonuçta siz benim üzerimden, benim nasıl birisi olduğum üzerinden giderek bana bir isim buldunuz. Evet, evet. Güzel, hoşuna gitti mi patavat? Patapat. Patapat değil. Evet, gitti. Patavat. Patavat, anladın. Patavat, evet. Ama ben onu patavatı da patapat yaptım şimdi kendi kafamda. Peki sevgili patavat, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam. Üzere. Sağ ol. Teşekkürler. Eskiden proje jürilerinin ve okulun korkulan hocasıydım. Umarım artık o kadar da korkulan hoca değilimdir diyor Altan Bey. Niye efendim? Niye korkuyorlar sizden? Efendim, bu kargo meselesinden bahsederken dinleyicimiz... Üzgünüz, size ulaşamadık. Filmini izledikten sonra hem kargo şirketleri hem de emekçileri üzerine düşünmeli demiş. Peki bu filmi de seyredelim. Üzgünüz, size ulaşamadık. Gider ayak bu tavsiye için de teşekkürler Ayşe Hanım. Kimi kimlere kırdım. Efendim benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek'te görüşmek üzere demeyi çok isterdim ama pazartesi 16-18 saatler arasında Kafa Radyo'da Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'la Sivrisinek yayında. İyi akşamlar.